8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 146 Ata Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Ata Yayınları sayfa 146 başlangıçta sıvı halde bulunan bir maddenin buharlaşma ısısı denince ne anlarız? Buharlaşma sıcaklığı ile yoğuşma sıcaklığı aynı kavramlar mıdır? Bir maddenin yoğuşma ısısı, buharlaşma ısısına eşit midir? Tahmin edelim. Daha sonra buharlaşıyorum isimli etkinliği yapalım. Cevap, buharlaşma ısısı, bir maddenin sıvı halden gaz haline geçerken absorbe ettiği veya saldığı ısı miktarını ifade eder. Buharlaşma sıcaklığı ile yoğuşma sıcaklığı farklı kavramlardır. Buharlaşma sıcaklığı maddenin sıvıdan gaz haline geçerken sıcaklığı, yoğuşma sıcaklığı ise gazdan sıvı haline geçerken sıcaklığı ifade eder. Etkinlik zamanı buharlaşıyorum itiyoninin nicecaocicanicecicicam olacak terazi, etil alkol 50 g, su 50 g, özdeş ısıtıcı 2 adet, kimya termometresi 2 adet, sacayak 2 adet, 3 ayak 2 adet, ikili bağlama parçası 2 adet, buzen kıskacı 2 adet, destek çubuğu 2 adet, tel kafes 2 adet, kronometre veya saat. Haydi başlayalım terazi yardımıyla beher glaslardan birine 50 g etil alkol, diğerine 50 g su koyalım. İlk sıcaklıkları eşit olana kadar bekleyelim. İlk sıcaklıkları eşit olduğunu termometre ile ölçerek belirleyelim. Görsel 1, beher glaslardaki etil alkol ve suyu kaynayana kadar ısıtalım. Kaynamaya başladıkları sıcaklıkları termometre ile belirleyelim. Görsel 2. Kaynama süresince sıcaklığının değişip değişmediğini gözlemleyelim. Beher glaslardaki sıvıların kaynamaya başladığı andan tamamen buharlaşana kadar geçen süreyi ölçüp defterimize yazalım. Sonuçları yorumlayalım. Alkol ve su aynı sıcaklıkta mı kaynamaya başladı? Neden? Cevap, alkol ve su aynı sıcaklıkta kaynamaya başladı çünkü her iki sıvının da kaynama noktası 100 C'dir. Su ve alkol kaynarken bunların sıcaklıkları değişti mi? Neden? Cevap, su ve alkol kaynarken sıcaklıkları değişmez, çünkü kaynama sıcaklığı sabittir. Su ve alkolün tamamen buharlaşması için geçen süre eşit midir? Neden? Cevap, su ve alkolün tamamen buharlaşması için geçen süre aynı değildir. Çünkü aynı miktarda su ve alkol farklı buharlaşma hızlarına sahiptir. Deneydeki bağımsız, bağımlı ve kontrol edilen değişkenleri yazalım. Cevap, bağımsız değişken, sıvı türü, su veya alkol, bağımlı değişken, buharlaşma süresi, kontrol edilen değişkenler, ilk sıcaklık, ısıtıcıların gücü. 8. Sınıf Ata Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 146 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.